Merhaba sevgili arkadaşlar. Eşeysiz üreme çeşitlerinden sporlu üreme. Bugünkü konu başlığımız. Arkadaşlar, sporu tanımlayarak başlıyoruz. Sporlar bir kere özelleşmiş hücrelerdir. Olumsuz koşullara dayanıklı, sağlam da bir örtüyle kaplı. Haploittir, yani en kromozomlu. Döllenme yetenekleri de yoktur. Döllenme yetenekleri yok ama şartlar uygunsa mitoz geçirir, çimlenir, haploid birey oluştururlar. Kamçı gibi aktif hareketi sağlayacak yapıları da yok. E o zaman nasıl taşınacaklar? Su ve rüzgar gibi pasif yöntemlerle taşınırlar. Burada arkadaşlar, sporla üreme kimlerde görülür dendiği zaman kalıplaşmış 4 tane örneğimiz var. Mantar, eğrelti otu, karayosunu ve plazmodium malaria, yani sıtma mikrobu. Bu konudaki kalıplaşmış 4 tane örnektir, unutmayalım. Arkadaşlar, bir spor mitozla da oluşabilir, mayozla da oluşabilir. Mitozla da oluşsa, mayozla da oluşsa sporlar en kromozomludur. Buradaki görselimizde mitozla spor oluşturan bir mantar var. Canlının mitozla spor oluşturabilmesi için haploid olması lazım. Puf mantarları haploid mantara örnektir. Sporunu neyle oluşturacak? Mitozla. Mitozla oluşan sporlar yine mitozla çimlenir. Çimlenme sonucunda ince uzun ipliksi yapılar meydana gelir. Biz bu yapılara hif adını veriyoruz. Hiflerin bir araya geldiği zaman oluşturduğu yapıya da miselyum. Hif, miselyum kavramı çok hücreli mantarlar için geçerlidir. Tek hücreli bir mantarda hif ya da miselyum kavramını kullanamayız. Örneğin bir amayası mantarı tek hücrelidir, hif, miselyum oluşturmaz. Buradaki görselimizde arkadaşlar, mantarımız mitozla sporu oluşturdu. Spor yine mitozla çimlendi. Hif, miselyum oluştu. Sonra tekrar olgun mantar. Gamet oluşumu yok. Sadece mitozla spor oluşumu ve mitozla çimlenme var. Burada da arkadaşlar, hif ve miselyum yapısının büyütülmüş halini görüyorsunuz. İşte çimlenmeyle meydana gelen hücreler bir araya gelip böyle ince uzun ipliksi yapı meydana getirdiğinde bu yapıya hif diyoruz. Hif kitlesine verdiğimiz isim miselyum. Arkadaşlar, hifler yatay olarak da gelişir, dikey olarak da. Yatay olarak gelişen hifler yüzeye tutunmayı ve beslenmeyi sağlar. Biliyorsunuz mantarlar heterotrof, yani tüketici. Hem yüzeye tutunma hem de beslenme gerçekleşti buradaki hiflerle. Dikey olarak oluşan hiflerde şu uçlarda keseler meydana gelir, spor keseleri. Mantarın döngüsü için yeniden spor oluşturulacak keseler. İşte mantar çeşitlerinden şapkalı mantar. Şapkanın altındaki bu yapılarda oluşur sporlar. Bir gıdanın üzerinde oluşabilecek küf mantarı. Burada ekmek görselimiz var. Başka bir gıdanın üzerinde de oluşabilir. İşte sporlar çimlendiği zaman ince uzun ipliksi yapılar meydana getirir. Hif. Hifler bir araya geldiği zaman oluşan kitle neydi? Miselyum. Bu yapı kimde yoktu? Tek hücreli mantarda. Arkadaşlar, sporun mayozla da oluştuğunu söyledim. Sporla üreyen canlıların yaşam döngülerinde eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesine döl değişimi, yani metagenez denir. Bunu ben demiyorum, okul kitabınız söylüyor. Aslında tam böyle değil tanım. Metagenezin tam tanımı arkadaşlar, iki en kromozomlu çok hücreli evrenin en kromozomlu çok hücreli evreyi takip etmesidir. Tabii ikisi de doğru. Cevap şıklarında kitabınızda yazan bu cümleyi de doğru alıyoruz. Altındaki cümleyi de doğru alıyoruz.
Kimlerde görülür? Plazmodium malaria, sıtma mikrobu. Bazı mantarlar, eğrelti otu ve karayosunu. Bu canlılarda arkadaşlar sporlar mayozla oluşur. Gametlerde mitozla. Unutmayın, sporlar mayoz, gametler mitozla oluşur. İlk görselimizde spor mitozla oluşmuştu. Gamet oluşumu da yoktu. Burada bahsettiğim örneklerde, yani sıtma mikrobu, bazı mantarlar, eğrelti ve karayosunun da mayozla spor oluşumu, mitozla gamet oluşumu var. Karayosunun da, eğrelti otunda ve sıtma mikrobunda. Arkadaşlar, karayosununa ait bir şema. Karayosunu, eğrelti ve sıtmaya ait şema artık okul kitaplarınızda yok. Sadece hatırlatmak için koydum. Bunlar da şu gördüğünüz yapı spor kesesi. İkien kromozomlu. Ve bu kesenin içinde ikien kromozomlu spor ana hücreleri var. Mayoz geçirecek, sporlar oluşacak. Bu sporlar mitozla çimlenir. Sonra mitozla gametleri oluşturur, gametler döllenir. Aynı durum eğrelti için de geçerli. Eğreltinin spor keseleri yapraklarının arkasında. Şöyle noktacıklar görürsünüz. Bu noktacıklarda spor ana hücreleri vardır. İkien kromozomlu. Mayoz geçirecek, spor oluşacak. Spor mitozla çimlenecek. Sonra yine mitozla gametler oluşup gametlerde döllenme gerçekleşecek. Aynı şey Plasmodium malaria için de geçerli. Mayozla spor oluşumu, mitozla gamet oluşumu ve döllenme kavramı. Arkadaşlar son olarak da karıştırılan bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Sporla üreme, endospor oluşumu. Sporla üreme adından da anlaşıldığı gibi bir eşeysiz üreme çeşidi. Yani az önce işlediğimiz başlık bu zaten. Endospor kelimesi bazı bakterilerde görülen kendini koruma yöntemi. Bu bir üreme değil arkadaşlar. Karıştırmayalım. Üreme değil. Endospor bazı bakterilerin olumsuz koşullara dayanma yöntemidir. Bakteri şartlar kötüleştiği zaman sitoplazmasını azaltıp bazal metabolizma durumuna geçer. Önce tabii DNA'sını replike eder. Replike ettiği o DNA'nın etrafına işte hücre zarı, hücre duvarı bir de ekstra örtüler meydana getirir. Bakterideki endospor sporlara göre daha dayanıklıdır. Ama endospor ne değil? Üreme değil, unutmayalım. Endospor bir üreme değil. Bakterinin zor koşullara dayanma yöntemidir. Şartlar düzelinceye kadar endospor halde kalınır. Şartlar düzeldiği zaman tekrar normal hayatına devam eder bakteri. Arkadaşlar bir bakterinin endospor oluşturması kendisi için olumlu. Ama bizim için dezavantajdır. Endospor oluşturan bakterilerle mücadele elbette daha zor olacaktır. Karıştırmıyoruz, dikkat ediyoruz. Bir sonraki derse kadar iyi çalışmalar arkadaşlar.